Bunun içerisinde negatif açılar var. Biz şunu söyleyebiliriz. Eğer sinüsün içinde negatif bir açı varsa bu eksi dışarıya alınabilir. Yani şöyle yazılabilir. Eksi sinüs alfa şeklinde. Eğer kosinüsün içinde negatif açı varsa bu kosinüs alfaya eşit olur. Eğer tanjantın içinde negatif açı varsa bu yine dışarı çıkabilir. Şöyle eksi tanjant alfa diye yazılabilir. Kotanjantın içinde negatif açı varsa yine bu da dışarı çıkarılabilir. Eksi kotanjant alfa şeklinde yazılabilir. Sadece kosinüs istisna. Kosinüs eksiyi yok ediyor. Diğerleri sinüs, tanjant ve kotanjant eksiyi dışarı çıkarıyor. Buna göre işlem yaparsak bizim sinüsümüz şu eksiyi dışarı çıkaracak. Eksi sinüs 15 olacak. Diğeri kosinüs 70. Buradaki kotanjant da eksiyi dışarı çıkarır. Yani şöyle olur. Çarpı eksi kotanjant 10 bölü aşağıya bakalım. Sinüs 15 çarpı kosinüs eksiyi yok edecek. Kosinüs 70 olur. Diğeri de kotanjant 10 olur. Şimdi öncelikle sadeleştirmeye geçmeden şu eksini çarpalım biz. Burada ve burada eksi var. Bu eksiler birbirini götürecek, artıya dönüşecek. Yani payımız sinüs 15, kosinüs 70, kotanjant 10 oldu. Böyle paydamız sinüs 15, kosinüs 70, kotanjant 10. Şimdi sinüs 15, sinüs 15'i götürür. Hepsi birbiriyle çarpıldığı için sadeleştirebiliriz. Kosinüs 70, kosinüs 70'i götürecek. Kotanjant 10, kotanjant 10'u götürecek. Yani sonucumuz 1 olacak. Bütün işlemin sonucu 1'dir.